Yolun bittiği yerdeyiz. Sabah saat 5. Kürültüsün hemen alt tarafında, suyun yanında arabayı park ediyoruz. Çocuklar işlerini değiştiriyor. Beşi on geçe yola çıktık. Durayca'nın bir günde var. Bir gün boyunca ulaştığı yer. Bugün Sütta'yız. Büyük suyun olduğu yerde. Ekip tek sıra halinde hedefe varmak için yol kat ediyor. Hadi çekmedeyiz. Yukarıdan gelen sacılar hemen hadi çekmenin alt tarafında en az 40-50 tane sac var. Muzaffer Öztürk'ün evi. Hadi çekmenin hemen üst tarafı. Her tarafta tahtalar. Şu anda çığın üzerindeyiz. Sajlar. Hemen yukarıda şamatacıların hep yıkılmış vaziyette. Hemen arkasında bir tane daha, onun da çatısı gitmiş. Hemen bu tarafında onun da yamulmuş. Hemen ön tarafta bir tane daha ev olması gerekiyor. O da yok şu anda. Şu anda köye doğru gidiyoruz. Köprünün önündeyiz. Hala devam etmiş. Nasıl korkuyoruz. Arkasında gelen çatısı görünüyor. Bizim evler şu anda sağlam. Köprünün üzerinde tahtalar bile gitmiş. Şadı Albayrak'ın evinden arta kalanlar. Ve hemen yanında Beyneşler'in evin üzerine gitmiş. Ve hemen bu tarafta Yaşar Çelik'in Sıfır'ın evin önü. Bir şeyin anahtarını verse kapı açılabilir ya. Evin mi? Evet. Vardır ya. Hemen üstünde 2-3 saz atmış. Nereye kadar? Sabah geldikten sonra hemen evlerde çalışmaya başladık. Ahmet'te 1, Atıf'ta 2, Mehmet'te 3 tane saç atmıştı. Onları tamamladık. Şu anda bize en yakın olan Şadı abinin evi. Hemen arkasında Beynens'in evini görüyorsunuz. Sanki bir bomba patlatmış gibi un ufak olmuşlar. Burası da hemen onların en üzerindeki Yaşar Çelik'in evi. Tamamen içeri geç. Başkanım Halep'in evi. Hemen arkasındaki Kunduzcuların Galip'in evi. Onun da köşesinden biraz yalamış. Şu anda görmüş olduğunuz tahtaların hepsi yaylamızın belirli bir bölümüne yayılmış. Evin üzerlerinde, kenarlarındaki olan etraflarında bir ton tahta, değişik malzemeler, her şey ne ararsanız var ya. Bu da Ardeşen'den yaptığı yermiş, öyle söylüyorlar arkadaşlar. Yine Vanak içerisinde geziyoruz. Bu bir eski ev. Hemen yanında da yeni yapılmış, içeri çökmüş bir ev. Buraya bunun üzerine binmiş. Yaylamızın en eski evlerinden biriydi. Bu da Telat Reyhan'ın evi. Sanırım
dişleri çok küçük. O tarafa vurmamış gibi geliyor hemen. Yan tarafında Osman amcanın evi. Marzun Maksut'un evi. Saran köylülerin evi. Orta taraftan yapılmış. Kavrun açıkları sağlam. Şu anda kahveyi görüyorsunuz. Sadece çatı kısmı görünüyor. Üzerinde büyük bir kaya. Hemen yan tarafında ufak bir vurmuş. Bu arkadaki sacın nereden geldiğini bilemiyorum. Hikmet amcanın eski evi. Kullanmadığı. Hemen üst tarafta da kullandığı fakat yıkılan evi. Evet, Hikmet amcanın evi. Hemen yukarıda okulların ev. İlk zaten bu ev